Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna olsun. Işıklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Uyghur aylan bovaklar üçün dünya kaçan avaz çıkarıdı. Turpanda Sudan cesti süzvelinğen 3 yaşlıq balının ata anısının lagırda ikkallike aşka aralandı. 10 günün aldıda ictimai taratqolarda cesti Sudan süzvelinğen bir narsidi balının sin uçuru tarqalgan idi. Erkin Asya Radyosu'nun bu sin uçurudaki yip uçlarına asasen elip barğan eniklaştırı devamıda bu balının Turpan'nın Qarıqoca yeza Astani kentinin ikkallike isminin Perhat yaki Peruk ikkallike aydınlaştı. Ve emdili 3 yaşqa kirgan bu balının anısı Atikem ve dadısı Turdi Gayet'nin her ikisinin növette lagırda ikkallike delillendi. Tarqalgan videoluk uçurda deyilişi ve körüstülüşçe yeşi 3-4 yaş etrafıdaki bir narsidi bala 40 namedeki bir kenet yaki mahalledin östen yaki eyriqte ekip gelgen. Muhbirinin ziyaretini kubul kılgan Turpan şehir Qarıqoca yezilik sahçı xadimi Sudan cesti süzüvelinğen balının Astani kentinin ikkallike ve isminin Perhat ikkallikini bayan kıldı. Ama o bu balının yeşi ve ata anısının kimliki hakkıdaki suallarga cevap vermedi. Astani kentinin telefon ziyaretini kubul kılgan Xtay köşmelerden biri özünün 10 yıl avval Xınan'dan köçüp gelgeliki ve Uyghurlar bilen bir mahallede oltırdığalıqını bildiriş bilen birlikte bu kentte Sudan cesti süzüvelinğen balının isminin Peruk ikkallike ve 3 yaşlarda ikkallikini bayan kıldı. Ama o özünün Uyghurlar bilen bek arlaşıp gitmeydiğalıqını tilgi elip onun ata anısının ismi hakkıda malumat berilmedi. O yana bu mahallede 100'den artıq kişinin lagırda ikkallikini aşkarlıgan bolsa mı? Ama şu 100 netçi kişi içinde Sudan süzüvelinğen balının ata anısının bari yokluğundan habersizligini etti. Muhbir bu ahali temelligen telefon numarına asasen alaqadar bir amallı xadimden malumat sorgan. O xadim cesti Sudan süzüvelinğen balının anısının isminin Atikem, dadısının isminin bolsa Turdiga ait ikkallikini aşkarlıgan. Onun aşkarlışı Atikem 3 yıldın buyan, Turdiga ait bolsa 1 yıldın buyan yığıveliş lagırda tutup durulmaqtıken. Turdiga ait ve Atikem'nin eni kaysa lagırda ikkallikiden habersizlikini etkan bu xadim, ular lagırdaki mezgilde 3 yaşlıq Perhat yaki Peruk'a kimnin qaravatqallıqı haqqıda uçur berilmegen. Mälum bolışça Turdiga ait ve Atikem balısı soğu çüşüp qaza qılgan deyken, lagırdın bir qetim çıkış ve uruq tuqqallar bilen körüş pürüstüge erişken. İniklaşlar devamında Turdiga ait'nin ilgiriki mesele tapşırış yığılları da atalmış hatalıqını ıxrar kılgallıqı üçün lagırgı əkitilgeliki məlum. Ama onundan 2 yıl burun lagırgı əkitilgen Atikem'nin nemi üçün tutulgallıqı məlum emez. Xtay ahalinin bayallardın mezkur ailinin 3 perzentlik ikkallıqı məlum. Ama kalgan 2 perzentinin nədiliki məlum emez. Ötken yıldın boyanqı ictimai akhbaratiki ufçularga asasen elip bargan iniklaşlar devamında Xotan ve Qashqarda Rahmetullah Şirbaqi ve Esma Ahmet Qatarlıq 4 nöper narsidi balının cesti Sudan süzüvelinğen ve üstüge kaynaq su tükübelip ölgelliki ve onların atı anısının mı lagırda ikkallike delillengen idi. 100 manlıgan Uyghur ösmürlerinin beşiği gelgen bu ecinişlik tragediyalar aldıda emeli icraatlarga ötmegen dünya cemaatçiliki Xuddi Suriyelik aylan bovaq üçün hareketke ötkendek Oxşaş paci adı vaqtsız dünyadan ayrılıp atkan Uyghur narsidler üçün kaçan hareketke ötüdü. Şivisiya Devlet Televiziyası Xtay'ı perva kılmadı. Xtay'nın Şivisiya'daki elçihanesi Sayragul Sautbay'nın lagırlar hakkıdaki sözlerine inkas bildirdi. Xtay'nın Şivisiya duruşluk baş elçihanesi yakında Şivisiya'da panahılınıp atkan sabık lagır okutkıcısı Sayragul Sautbay'nın lagırlar hakkıdaki sözüge inkas kaytırıp, Sayragul'nun yalgan sözlügelliki, onun hiç kaçan kespi terbiyeleş merkezide okutkuşu bulup bakmağallıqını ilgiri sürdü. Sayragul Sautbay hanım yakında Şivisiya Devletlik Televiziya Stansı'nın ziyaretini kubul kılıp, Şarkı Türkistan'daki lagırlarının içki ehvalini aşkarlıgan idi. Sayragul 2017 yılı Moğulköre naisindeki bir lagırda okutkuşu bulup mecburi işligen. Onun bildirişçe o lagırdaki nahakçılıkı çıdımay 2018 yılı Kazakistan'a kaçıp çıkıp, bu yerdeki yol dişi ve iki perzente bilen cem bolgan. Bırak Kazakistan hükümeti onu Kazakistan çigrasıga kanunsuz giriş bilen ayıplap sotlugan idi. Bu vaka aynı çağda halkara taratkolar ve kişilik hukuk teşkilatlarının alahide dikkatini kozulgan.
Şivisiya hükümeti bu yılın başlarında onun siyasi panahlık verip, ailesi bilen Şivisiya'ya gelip oruluşçuğa pürset yaratıp vergen idi. Sayragül'nün Şivisiya televizyası da kılgan sözü Xtay dairlerine kattık bir aram kılganlıkı ilgiri sürülmekte. Xtay rejimi 3 milyondan artık Uyghur, Kazak ve başka Müslümanlarının tutkun kılınıp lagırlarga kamalganlıkını izcil red kılıp gelmekte. Xtay bu oğrullarının radikallıkka karşı atılmış kespi terbiyeleş merkezleri işkerlikini ilgiri sürüp gelmekte. Xtay elçihansı bayanatı da Sayragül Sağutbay'nın yakında Şivisiya devletlik televiziya kanalda Xtay'nın kanunlarına asasen atılmış Şinjan'da eğilip bargan terörlükkü karıştırış, radikallıkını tügütüş, ictimai mukumluğunu saklaş tedbirlerine tökmet kılış, onunla hücum kılıştak mentiqsiz sözlerine kılgallıkkıga dikkat kılgallıkını tekitledi. Bayanatta ilgili sürülüşçe Sayragül Sağutbay hiç kaçan atılmış Şinjan'daki birer kespi terbiyeleş merkezde işlep bakmağan ve şundakla hiç kaçan tutkun kılınıp bakmağan iken. Bayanatta yana onun 2018 yılı Xtay çigrasıdan kanunsuz ötüp Kazakistan'a kirgenliki ve Kazakistan'da cevapkarlıkı tartılıp cezalanğalıkı tekitlengen. Şivisiya devlet televizyisi SVT Xtay'nın Stokholm Büyük Elçisi tarafından özlerge kılınıvatkan besimini kubul kılmaydıgallıkını bildirip, özlerinin tamamen akbarat kaideleriyle köre hareket kılgallıkını işbadildi. SVT'nin haber müdürü Charlotte Friborg, Xtay'nın ayıplaştırının haksız ikerlikini ve normal programı devam kıldıgallıkını bildirdi. Ürümçide atılmış terörlükü karıştırış muhakeme yığını çakırıldı. Ürümçide atılmış terörlük, radikallıkı karıştırış ve kişilik hukukunu koğdaş halkara muhakeme yığını çakırıldı. Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artık yerlik halkını lagırlarga kamap, Uyghur cemiyetine karata umumiyüzlük dijital nazarat yolu koyan bir mezgilde, Xtay'daki birkaç cemiyet ve üniversite ürümçide atılmış terörlükka ve radikallıkka karıştırış, kişilik hukukunu koğdaş halkara muhakeme yığını çakırdı. Xtay taratkularının haber kılışı 6. sentabr günü başlanan yığınğa Hindistan, Türkiye, Afganistan ve Xtay'ını özçüge alğan 18 devlet hem halkara teşkilatının 60'tek tetkikatçısı ve mutakhassisi katnaşıp, atılmış terörlük karıştırış, radikallıkını tügütüş görüşüdeki insanperverlik ve kişilik hukukunu koğdaş, halkara hemkarlık elip beriş katarlık temalarda pikir almıştırgan. Xtay rejiminin terörlük, radikallıkı karıştırış namıda 3 milyondan artık Uyghur, Kazak ve başka yerlik Müslümanı lagırlarga kamışı, Birleşken Milletler Teşkilatı Halkara Kişilik Hukuk Teşkilatları ve Amerika başçılığındaki garip devletlerinin katlık tenkidi uçurup gelmekte. Bu yığının del muşu peyti çakırılışı közetküçülerinin dikkatini kozgumakta. Şinhua Agentliğinin haberde kayıt kılınışı yığında Xtay Merkezi Teşvikat Bölümünün muavin başlığı Can Cengu, Halkara Cemiyetini Xtay'nın terörlük ve radikallıkı karıştırıştı tallıgan küreş yolunu hürmet kılışkı çakırgan. O, Xalqara Cemiyet her kaysi devlet halklarının terörlükü karıştırış, radikallıkını tügütüş yolunu özü tallışıga hürmet kılışı, özünün iradesini başkalarına tenişki karıştırışı gerektiğini tekitligen. Yığında atılmış Uyghur Abnum Rayonu'nun reisi Şöhret Zakir, kayıt terbiyeleş lagırlarını aklap, atılmış kespi texniki terbiyeleş merkezlerinin radikallıkının yamırışının önümlük aldığını alğallıkını ilgiri sürdü. Halbuki Xtay rejimi özünün mezkur rayondaki siyasetini izcil aklap gelgen bolsumu, lekin xalqara kuzatkuchilar onun qilmishining terrorlikka qarishtirish bilan aloqasi yo'qligi, uning Uyg'urlarga qarata madaniyat qirg'inchiligi elib berayotganligini ilgari surmoqda. Pompeo Uyg'urlar masalasida Xitoyga besim tushiradiganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosi to'g'rining tunugunki xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo jazo lagerlari masalasida Xitoyga besim tushiradiganligini bildirdi. Tünügün Mike Pompeo Kansas ştatıda muhbirlarının Amerika Xtay'nın Uyghurlarını bastırışını toxtışıga kandak yardım kılalaydı degen sualıga cevap verip, Amerika'nın bu ayda ekildiğen Birleşken Milletler Teşkilatı çoğun yığınıda bir türküm devletler bilen birlikte Xtay'a besim çüşürüp, Uyghurlarga karatkan bastırışını toxtışını talep kılıdıgallıkını bildirdi. O söz diyene Birleşken Milletler Teşkilatı'nın halkaradaki nüfuzudun paydalındıgallıkını, kişilik hukukunu defsende kılıp, asallı halkını bastırışkı bolmaydıgallıkını, Xtay'a bildirip koyduğallıkını bildirdi. O yana Xtay'nın bastırış siyasetinin devlet bihaterliki ya ki dini radikallık bilen alakası yokluğunu bildirdi. Ve Uyghurlarının hazırki ehvalini özgertişinin bu esirdeki en çok kişilik hukuk burçu işgeliğini tekitledi. Xtay Uyghur alımlar hakkında Türkiye hükümetine şikayet kıldı. Xtay Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga elip berivatkan siyasi besim ve onlarını tüptün yok kılış icraatlarını elip berivatkan bir payette, çetellerde yaşayavatkan Uyghurlarga mu her xil şekilde hücum kılmaqta. Ve teşkilat şahslarının faaliyetlerini acizlaştırış üçün
xilma-xil tökmətlərini davam qılmaqda. Xitayın axırqı hücumu aldınqı günü Türkiyənin Çanakkale şəhəri 18 mart universitetində ötküzülgən dünyadakı tigi türük bolğan məşhur alimlər yığınığa dünyanın hər qaysı yerlərindəki nüfuzluq universitetləri və təşkilatları namidən qatnaşqan Uyğur alimləri üstüdən Türkiyədə hakimiyyət yürgüzüvatqan Adalet və Tərəqqiyyat Partiyası hökumətiga Xitayın Ankara və İstanbul elçixanalarından şikayətlər gələn və məzkur alimlərin terrorçi, bölgünçi, əsəbi güclər ikənligini bildirib bu şəkildə rəsmi orqanlarda yığınğa qatnaşışının doğru əməsliyi haqqında etiraz bildirganlığı aniqlandı. Merkel Hong Kong fuqarolarining huquqi va erkinligiga hurmat qilinishini talab qildi. Xitoyda ziyorati bo'layotgan Germaniya bosh ministri Angela Merkel 6-sentabr kuni Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Li Keqiang bilan kishilik huquq qonun bilan boshqarish va Hong Kong masalasini so'zlashganligini bildirib, Xitoyni Hong Kong fuqarolarining huquqi va erkinligiga hurmat qilishga undagan. O növbətdəki toqunuşun zorluq güc arqılıq emas, dialoq arqılıq həll qılınışı kerakligi, şundaqla Xitay-Germaniya kişilik hüquq dialoqunun pat arada qayta ötküzülüşünü kütüdüğanlığını bildirdi. Germaniya Angela Merkelin ziyareti Xitay rejimi 3 milyondan artıq Uyğur, Qazaq və başqa müsəlmanlarını yığıbılış lağırlarına qamab, iğir kişilik hüquq krizisi yaratqan, şundaqla Hong Kongda namayiş partılab, şiddətlik toqunuşqa aylanğan nazuk bir məzgildə elib berildi. Onun ziyareti harpisida Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qilib, uning ziyoratida lagerlar masalasini o'tirg'i qo'yishi, lagerlarni darhol taqash, tutqunlarni qo'yib berish haqida Xitoy rahbarlariga besim ishiltishini talab qilgan. Lekin Germaniya taratqularining xabarlarida uning bu navbatlik ziyoratining asosliq kun tartibi savdo masalasi ekanligini, bu uning lagerlar masalasi Tibet va Hong Kong masalalarini o'tirg'i qo'yishiga qoshili yaratadiganligi ilgari surilgan edi. Merkelning juma kuni Xalq saroyida Li Keqiang bilan ko'rishganda lagerlar masalasini o'tirg'i qo'ygan qo'ymaganligi texi ma'lum emas. Lekin Li Keqiang bilan o'tkazgan axborot yig'inida Hong Kong masalasini oshkora tilga olgan. Uning ilgari surishicha bir davlatda ikki xil tuzum va 1984 yili imzolangan Xitoy-Angliya qo'shma axborotiga asosan Hong Kong fuqarolarining huquqi va erkinligi hurmat qilinishi kerak ekan. Yig'inda Li Keqiang bir davlatda ikki xil tuzumni qo'g'daydiganligi Amma Hong Kong hökumətinin topulanı bastırıb tərtibini əsliyə gətirüşünü qollaydığanlığını bildirgan. Bu Angela Merkelin 12-ci qitim Xitayını ziyarət qilishidir. Şərqi Türkistanda kevezgi tarqalğan bir xil virus ciddi təhdid payda qıldı. Şərqi Türkistanda kevezlərə bir xil virus tarqılıb rayonun paxtçılıq igiligiga ciddi təhdid payda qılıb atqanlığı ilgiri sürüldü. Hong Kongdagi Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetasining xabar qilishicha, Shihanzi Yezi Egilik universitetidagi ba'zi mutaxassislar virusning navbatda keng ko'lamlik tarqalmagan bo'lsa-mu, lekin uning jiddiy tahdid paydo qilganligi va kishilarni bearam qilayotganligini bildirgan. Mazkur universitetdagi bir kebas tadqiqotchisi biz aloqazodlik ichida chora-tadbirga ehtiyojlik bo'layotimiz degan. Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetasining ilgari surishicha, agar bu virusning darhol oldi elinmasa, O Xitay paxtçılıq igiligiga 50 milyard yuan ziyan saldı ekan. Növbəti vətənimiz Şərqi Türkistan Xitayının əsaslıq paxta işləp çıxırış bazısına aylanğan olub, Xitayda işləp çıxırılğan paxtının 84%-ni igiləydi. Lakin məzkur virus Xitay rejiminin içkiri ölkələrdəki toqumçuluq karxanalarını Şərqi Türkistanğa yötkəb çıxıb, yığıbılış lağırlardakı bir qism Uyğur tutqunlarını bu karxanalarda məcburi əmgəkki seyləvatqanlıqı ilgiri sürləvatqan bir məzgildə tarqalğan. Yaqında Amerikadagi Xitoy demokratlarining Xitoy fuqarolar kuchi nomliq tashkiloti Sharqi Turkistondagi paxtachilik va rayondagi to'qimachilik korxonalari haqida dokument e'lon qilib, Xitoyning lagerdagi Uyg'urlarni paxtazorlik va to'qimachilik korxonalarida majburiy emgak selishi orqali uning xalqaro paxta to'qimachilik ta'minot zanjirini zaharlaganligi, Xitoydan paxta to'qimachilik mahsulotlarini import qilishni to'xtatishning vaqti kelganligini bildirgan edi. Jaza lagerlari masalasi xalqaroliq Türk dunyosi festivalining asosiy temasiga aylandi. Turkiya poytaxti Anqaraning Atimasut rayonida davomlashayotgan 16-nji navbatlik xalqaroliq Türk dunyosi madaniyat va san'at festivalida Uyg'urlar maxsus Sharqi Turkiston uyi ochib, Türk jamoatchiligiga jaza lagerlarini anglatmoqda. Bu festivalga Turkiyadan 41 jamiyat va vaqf qatnashgandan sirt O'rta Osiyo Türk Jumhuriyatlari ham boshqa turkiy millatlarning vakillari qatnashmoqda. Festivalga qatnashgan organlar maxsus bo'lim ochib, o'zlarining madaniyat san'atini namoyon qilmoqda. Uyg'urlar bu qitim burunqi yillardagiga o'xshamaydigan shaklda nuqtali holda Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari masalasini anglatmoqda. Bulardan sirt Uyg'urlar yana mazkur festivalda 16-qitim o'zlarining tarixi
мәдениет сәнәте уйгырлар тогырысы Түркиядә чыгып аткан китап ва газет журналлар Хытайның уйгырларга элеп берип аткан бесимләре ва кыргынчылык сиясәтләре, инсан хаклары дәфсәндәчелекләре әксә төрелгән сүрәтләрне күргәзмә кылды. Бу елгы иң мөһим яңалыклардан бере һәр көне миңлыгын адам экскурсия кылып аткан фестиваль мәйданындагы Шәрқ Түркстан өйенең алдыга тонур селеп, самса ва нан якып сетиш булды. 16 елдан бери мәзкур фестивальда изчил халда Шәрқ Түркстан бөлеменә эчеп аткан уйгыр фаалиячы Хайрулла әфәндигүл әфәнди мөхбирнең зияратын кабул кылып, үзләренең 16 елдан буян изчил халда иштирак кылып атканлыгын. Бу ел жаза лагерләрне асасый тема кылган халда уйгырларның тарихи, мәдәнияте ва өрп-адәтләрне аңлатып атканлыгын баян кылды. Хайрулла әфәндигүл әфәнди жаза лагерләрнең асасый тема кылышыдагы максатның Бүген дөньяда иң юқоры сәвиядә көн тәртипке килеп аткан бу мәсьәләне Түрк җәмәгатьчелегенә аңлатыш эшкәнлегене баян кылды. 9-нчы айның 8-нче көне гече дәвам итәдиган бу фестивальга Кыргызстан, Азербайҗан, Казакъстан, Өзбекстан, Түркменстан, Шимали Сепрус Түрк Җөмһүрияте катарлык дәүләтләрнең һәммәсе иштирак кылмакта. Ирак түркмәннәргә, Кирсиядәге түркләргә, Кырым татарларга вакалатан уларның тәшкилатлары бу фестивальга катнашмакта. Hürmetli televizyon izleyiciler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkü çeşitlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.